maç anında sesli yorumlar Sports'ta. Yeni nesil canlı skor uygulaması Sports. Hemen indir. Peki geçeyim hatta milli takıma. Tamam geçelim. Hazırlık maçlarımız maalesef çok istediğimiz gibi olmadı. Son 4 hazırlık maçımızda galibiyetimiz yok. Macaristan'a 1-0 yenildik. Avusturya'da 6-1 mağlup olduk. İtalya ile 0-0 beraber kaldık. Ve son olarak Polonya'ya 2-1 yenildik. Nasıl buldun milli takımı dün akşam? Son 2 hazırlık maçı üzerinden gidelim. Bence en kötü oynadığımız bir 45 dakikalık zaman dilimi dün akşamki maçtı. Polonya maçının 45 dakikasıydı. Sonra ikinci yarıdaki oyunda mesela ben çok proaktif ve doğru buldum milli takımı. Tabii ki Montella oyuncu tercihleri sebebiyle çok eleştirilecek. Yani ana kadrodan bahsediyorum. Başlayan 11'den bahsetmiyorum. Ama oyuncu değerlendirirken de hangi 11'le nasıl başladığı konusunda da değerlendirmek gerekiyor. Daha demin Beşiktaş kısmında konuştuğumuz Semih üzerinden başlayalım. Yani 18 yaşında Şenol Güneş'in bir Tiran maçında şans verdiği, işte ön eleme maçlarında Azerbaycan deplasmanında sonradan şans verdiği, sonrasında hiç şans vermediği, altyapıdan gelen Rıza Çalınbay'ın bile yüzüne bakmadığı, sadece ve sadece Serdar Topraktepe'nin ve biraz da Santos'un oynattığı 18 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz. Yani 18 yaşındaki bir çocuk için böyle bir maçtaki performansına göre kimlerle oynuyor? Yani Semih'siniz, top size bir şekilde gelmiyor. Yani Semih kendisi ortalayıp cezalığın içinde kendisi buluşmayacak. Hareketsizliği falan bunların hepsi oyunun getirdiği şeylerdir. Ya bak mesela ikinci yarıdaki gibi deli gibi bir oyun oynanıyordur ama Semih ilk yarıdaki Semih gibidir. Semih sen daha 18 yaşında bir arkadaşsın. Daha aktif olman lazım der ama ilk yarıdaki bizim oyun aktifliğimiz sadece 3 oyuncu üzerinden şekillenmişti. Evet. Şimdi 3 oyuncunun çok aktif olduğu bir yerde bir kadro yapısıyla Semih bu kadar şeyde ne diyeyim büyük harflerle eleştirilmemeli bence. Bir de 18 yaşında ya. 18 yaşında dün akşam maçın ikinci yarısında veyahut da maça başlayan 11'ler üzerinden bakmak lazım. İrfan Can Hacettepe'de oynuyordu Semih'in yaşındayken. Kerem Aktürkoğlu galiba Bodrum'daydı. Kiralıktı. Bodrum'da mıydı? Öyleydi. Tabii Bodrum'da kiralıktı. Samet. Sonra Barış Alper daha Ankara Keçiören'de miydi değil miydi onu bile hatırlamıyorum. Barış Alper'in 18 yaşında olduğu süreçten bahsediyorum ki bunların milli takımın şimdiki performans adamları olduğu için söylüyorum bunu. Semih 18 yaşında Beşiktaş'ın oyuncusu süre bulmuş şey yapmış. En çok zararı bence zaten bu sosyal medyadaki dönen muhabbetler veriyor. Yani işte kimisi diyor ki işte Semih'e 45 dakika sabredemediğinde Barış'ı aldın. Bir kulüpçülük üzerinden yürüyen bir saçma sapan bir eleştiri evet, var ki. O... Bu milli takımlar üstüne 20 yıl önce yapışan bir kulüpçülükten bahsediyorum. Eskiden kimse kulüpçülük üzerinden gitmezdi. İstanbul'da her statta rahat rahat maç oynanır. Ve o maçlarda çok daha farklı duygularla olurdu. Hatta bir Doğu Almanya maçımız vardır İnönü Stadı'nda. 3-1 kazandığımız. Doğu Almanya maçında Beleştepe tarafındaki kapalı tribün, hep isimler değişti ya numaralı ama esasında numaralı olarak bildiğimiz tribünün altında Galatasaray'ın tam Nöşetel'le mahkemelik olduğu süreçti. Kırmızı beyaz kocaman bir pankart vardı. İşte bu haklı davasında Galatasaray'ın yanındayız gibi cinsine bir yani o sözde. Şimdi biz o duyguları da taşımıyoruz mesela. Çok enteresan bir şekilde kulüpçülük yapıyoruz. Artık sosyal medyada çok daha rahat yazıp herkese ulaşılabilir olduğu için de bunlar bence çok farklı şekilde etkiliyor. Semih'in bence fizik kalite olarak da hiçbir sıkıntısı yok. Belirli noktalar tabii ki geliştirilecek. 18 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz. Tilemans da 17 yaşında yavaş yavaş gelişmeye, belirli adımlar atılmaya başlandı. Yani Semih'in bu sene 12 gol 4 asisti var. Evet yani. 18 yaşında. O yüzden 1.45 dakikaya göre böyle oy, tre, na, tre, yamaz falan gibi şeyler yazmamak lazım. Yapmayın etmeyin yani 18 yaşında. Ve ben aksine ısrar edilmesi gerektiğini ben de ısrar edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Maçına göre ısrar edilmesi gerekir. O Montella'nın planlamasında. Ama yani biz daha 2024'te bir Dünya Kupası yarışma yani elemesine oynayacağız. 2026'da tekrar pardon 2024'teyiz. 2026'da Dünya Kupası. 2028'de tekrar Avrupa Şampiyonası. 2030'da bu süreçte bizim oyuncumuz eğer performansını kendi istediği gibi geliştirirse
psikolojik açıdan çok doğru yardımları alırsa Semih Kılıçsoy olacak bizim oyuncumuz bizim, yani. Bizim şu an en genç oyuncularımız kimler? Arda Güler. Semih. Kenan Yıldız. Kenan Yıldız. Ve Arda Güler. Arda Güler. Arda Güler mükemmel oynadı. Ben bu üç oyuncuda ısrar edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dediğin gibi 2 sene sonra Dünya Kupası var. 2 sene sonra biraz daha olgunlaşacak bu oyuncular. Çünkü üçü de çok yetenekli. Arda da, Semih de, Kenan da. 2 sene sonra işte 20 olacak. Biri 23 olacak. 2026'da. Tabii. 2028'de biri 25 olacak. Biri ikisi 23 olacak. Ben mümkün olduğu kadar oynatılması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bu üçlünün. Evet evet. Yani çünkü bu oyuncuların varlığı özellikle Arda Güler ekseninden ve Kenan Yıldız ekseninden yola çıkarak. Çünkü Real Madrid ve Juventus etiketi taşıyor bu oyuncular. Zaten gözler üzerimizde hep olacak bir şekilde. Yani bunu söyleyelim. Arda zaten dün akşam yani oyuna girdikten sonra bence mükemmeldi yani. Gerçekten oyunun her anında seyri değişti. Seyrini değiştirdi. Belirli sekanslarda doğru savunma katkısını yaptı. Hatta geriye koşarak kimin ayağından, birisinin ayağından alıp tekrar bizi hücuma çıkarttığı top vardı. Yani doğru harmanlamayı yapmak gerekiyor. Semih Kılıçsoy ve benzer oyuncuları değerlendirmek için. İlk 45'te Montella'nın da maç öncesi açıklamış olduğu gibi çoğu oyuncumuz yorgun. Daha farklı bir kadroyla çıkacağız da demişti. Hani ama ya en nihayetinde bir hazırlık maçıdır tabii ki yani. Ya tabii yani ben öyle bakıyorum. Mesela şimdi gördü. Ya evet dedi yani Montella bence. Arda Güler'i nasıl kullanacağını net olarak anladı ki Arda Güler oyuna girerken ben çok seviyorum o sosyal medya okumasını yapmayı. Ya sağ kanatta ne işi var? Onu da bir gün önce söyledi. Sanki biraz ama sağ kanat gibi görüyor. Yok öyle zaten. Ama yani artık biz kafamızdaki kalıplardan kurtulmadığımız için böyle davranıyoruz anladığım kadarıyla. Çünkü oyunda artık şey... Çok keskin roller kalktı günümüz futbolunda. Tabii sürekli saha içinde yer değiştiriyor oyuncular. Pozisyonuna göre tabii canım. Sağa oynuyordur. Ortada kalıyor onun yerine. Başkası oraya gidiyor, kapatıyor. Rakibin pozisyonuna göre her şey değişiyor. Öyle görmemek lazım. Öyle görmemek lazım oyunu. Yani işte hani biz de aynı hatalara düşüyoruz genel Türk basınında. Yani işte 6-8-10. Merkez orta sahayı böyle tanımlayamayız artık. 6-8-10 diye bir şey kalmadı bence. Tabii. Yani. Daha farklı. Teknik yani direktör... 10 numarada bir 8 numara kadar koşmalı savunmaya yardım etmeli aslında bakarsanız yani. Teknik direktörün nasıl baktığıyla alakalı. Biz Montella'nın nasıl baktığıyla ilgilenmeliyiz oyuna. İkinci yarıdaki bakış mükemmel bir bakıştı. İlk yarıda kendi açıklamış olduğu kadroda hiçbir oyuncuyu yani hücumdaki oyuncuları özellikle eleştiriden birazcık daha sıyırmak gerekiyor. Biz savunma performansına bakmalıyız. Burada da oklarımızı Montella'ya çevireceğiz tabii ki. Oraya geleceğim. Şimdi herhalde en sorunlu bölgemiz stoper. Hattı. Abdülkerim'in partnerini arıyoruz hala. Öyle görünüyor. Merih, Samet, Kaan Ayhan ya da Ahmet Can alternatiflerimiz var. Başka da yok gibi duruyor zaten. Evet. Çağlar ve Ozan Kabağ'ın sakatlığı sonrası maalesef. Dün de Samet ilk golde bariz bir hatası vardı. İkinci golde de çok hatalı. İkinci golde de hatalı. Yani maalesef hatalı bu arada. Yani o şey değil. Herhalde en sorunlu bölgemiz burası gibi evet. Görünüyor. Ben şunu sormak isterdim Montella'ya. Bizim bu iletişime de açık olmamız gerekiyor bence. Bize bazı gerekçelerinde, bize derken hesap vermek anlamında değil. Yani bu sebeptendir demek gerekiyor. Çünkü biz daha henüz tartışma kültürümüzü çok üst seviyeye taşıyabilmiş bir ülke değiliz. Didier Deschamps da çok eleştiriliyordu. Şampiyon olduğu kadroları ilk açıkladığı zaman. Ama söylediği bir cümle vardı. Ben en formda oyuncuları değil, ana iskeletin oynayabileceği oyuncuları tamamlayacak kadroyu kurmakla mükellefim. Bu yüzden adım seçici demişti mesela Didier Deschamps. Benim de sormak istediğim şu olurdu. Yani Şampiyonlar Ligi'ne düzenli başlayan Serdar Saatçi neleri vaat etmedi? Size ki havuza giremedi. Oyuncu havuzumuzu yani bu ana seçkiye giremedi Serdar Saatçi. Belirli hataları vardır yoktur. Bundan bağımsız konuşuyorum ama bizim Portekiz'de şampiyonlar gibi. Hatta Real Madrid'e karşı Braga Portekiz'de 11 başlayan bir oyuncumuz var bizim. Neleri vaat etmedi? Sizin kafanızda ne yatmadı Serdar Saatçı'yı tercih etmemenizde diye. Her ne kadar son birkaç maç sakatlanmış olsa da Emin Bayram'ın ne gibi eksiklikleri var diye sormak isterdim. Vincenzo Montella'ya cevap alınabilecek bir ortamda olsaydık eğer. Yani
Bu illa basın açıklaması gibi değil de sohbet edilebilecek bir ortamda. Çok da gayet sorulabilir sorular bunlar. Ben zaten bunları sormuyoruz biz. Yani niçin, Avrupa'da soruluyor. Çok Avrupa'da soruluyor. Şey. Niçin Samet var diyoruz. İşte aslında niçin Samet var değil de niçin Serdar Saatçi yok? Niçin Emin Bayram yok üzerinden belki de gitmek gerekiyor. Çünkü sıkıntı. Yani Samet lig maçlarında da Adana Demirspor'un başını temel anlamda yakan oyuncuların başında geliyordu. Hatta en yakında Fenerbahçeli dostlarımız hatırlar. Jorge Jesus döneminde İstanbul'daki Adana Demirspor maçı. Top kendi ayağındayken ve etrafında neredeyse yakınında Fenerbahçeli oyuncu yokken yapmış olduğu bir hatadan kaptırıp yedirdiği gol vardı ki sonra çok da yaptı bu hataları. Hatta ve hatta yetinmedi. Fenerbahçe'de iyi bir sezon geçirmedi zaten. Panathinaikos'ta da sanki çok iyi bir sezon geçirdiğini düşünmüyorum açıkçası. Yok, hatta yani katkı yapsın diye verildi. Şampiyonluk yolunda yer aldırdı yani. Playoff'larda özellikle Samet Akaydın. O sebepten bizim stoperde yani birdenbire Okay Yokuşlu'yu falan da görebiliriz yani maçına göre. Çok enteresan bir şekilde. Peki sen olsan kimi tercih ederdin Abdülkerim'in yanında? Mevcut kadrodan mı? Yani artık seçilmiş kadrodan tabii mı? Tabii tabii. Yani şimdi tam bir hafta sonra Gürcistan maçımız var. Resmi maçımıza çıkacağız turnuvadaki. Evet. Gürcistan'ın da attığı golleri gördüm yani özetini izledim. 3-1 kazandıkları maçta. Tabii Kosova maçıydı galiba. Yok Sırbistan Karadağ maçı. Yani şimdi Kaan Ayhan'ın Avusturya macerası olmasa, Avusturya maçı orada sol stoper olsa da ne bileyim bir de kendi evim benim orta saha, orta saha benim evim falan dedi ya böyle ama sanki en doğrusu Kaan Ayhan gibi duruyor şu anda. Değil mi? Ben de sanki ya Merih ya Kaan Ayhan. Ya Merih de ama ya hani şimdi biz şimdi ikinci Ahmet Can herhalde biraz tecrübesiz kalır gibi. Yok bence turnuva için. Aslında o da sezon sonunu bayağı iyi bitirdi sezonu. Ya sakatlanmadan çıkmamış olsaydı West Ham United maçının adamlarından birisi olacaktı. Deplasman'daki West Ham United maçında Ajax West Ham United eşleşmesiydi tabii. Yani o da sol stoper ya. İşte Abdülkerim'le beraber nasıl oynatacağı konusunda belki de kafasına yatmıyordur o. Ama hani ikinci golde de Samet'in bir konumlanma hatası var dedik de ilk atılan uzun toptan sonra Merih'in pozisyon alması sonrasında rakibin onu geçişi falan gol atan oyuncunun Merih de kötü ya. İtalya maçında da kötüydü Merih evet. Yani. Hani ama işte Kaan Abdülkerim nasıl bir ikili olur? O oyun katılımı doğru. Mesela dün bizim attığımız golde Abdülkerim'in ön alan baskısı çok çok yerindeydi. Abdülkerim'i öne çıkarttığınız zaman, savunma çizgisini yukarı çıkarttığınız zaman onu tamamlayacak oyuncu Kaan Ayhan mı mesela? Montella da bunları düşünüyordur. O yüzden belki de Meri'yi düşünür şimdi yanında. Keşke Ozan Kabak yani o sakatlığı yaşamasaydı da biz Abdülkerim Ozan ikilisini görseydik yani. Tabii şimdi Ferdi de yok. Yani yetişecek diyor Montella ama sakatlarımız yetişecek merak etmeyin dedi. Ama Ferdi iki hazırlık maçında da oynamadı. Sezonun son maçında sakatlanmıştı Fenerbahçe evet. Formasıyla. Yani Ferdi'nin alternatifi de Mert Müldür şu anda elimizde değil mi? İsmail Yüksek de yok. O da mesela hiç oynamadı hazırlık maçlarında. Evet. Yani sezonun formda isimlerinden bahsediyorum. Hı hı. Zeki de sakat. Evet yani bir İtalya maçında vardı. Bu maçta başlamadı. Yani oralar sıkıntı gerçekten yani Gürcistan maçında bir şekilde Gürcistan diyoruz da yok adamlar şimdi bu kadar bizim bek yokluğunda eğer ki Zeki ve Ferdi'siz çıkarsak diye konuşuyorum. Sıkıntıya da uğratabilirler bizi. Çünkü çok açıklar verselerdi bir 8'li savunmayla oynuyorlar. Bütün grup maçlarından beri. Daha sonra Willy Sanyol geldiğinden beri bir acayip bir katı bir 5'li savunmaları var adamların. Kendi kontratak oyuncularından doğru faydalanabilmek için. Peki o maç için son olarak yavaş yavaş bitireceğim. Bir 11 yapsan ideal 11. Oynayabilecek durumda olanlardan... Gürcistan maçında. Mesela Barış Alper santrifor mu oynar, bek mi oynar? Çok soru işareti var yani aslında. Yani Mert Günok... Rakibi de düşünerek. Mert Günok. Çünkü attıkları serseri toplar olacağını tahmin ederek konuşuyoruz. Bizim topa çıktıktan sonra topla ilişkisini de iyi ayarlayabilecek bir kaleci ihtiyacımız var. Birinci kalecimiz Mert Günok. Oynayabilecek durumdaysa Zeki, Ferdi, Abdülkerim, Merih Demiral. Her şeye rağmen evet, Merih. Evet yani düşününce, Gürcistan'ı düşününce. Oynayabilecekse İsmail Yüksek,
Hakan Çağlanoğlu kafasında olduğu için konuşuyorum. Şimdi burada daha farklı bir şey görüyoruz. Bizim Hakan'ı rahatlatan oyuncu grubuna da ihtiyacımız var. Yani Hakan savunma önünü İtalya'da oynarken arkasındaki adamları biz göz ardı ediyoruz. Çok farklı bir üçlü stoper, yani savunma üçlüsüyle oynuyor. Oyuna katılan, gidip çizgiden orta yapan falan adamlar var. Hani bir şekilde Abdülkerim onu karşılıyor da diğerinin de karşılaması gerekiyor. Tabii. Hakan Çağlanoğlu lüksümüz olacaksa bizim İsmail Yüksel'e bir kere ihtiyacımız var net olarak. İkinci orta sahayı bilemedim hani şu anda. Arda Güler. Net Arda Güler'e ihtiyacımız var. Barış Alper herhalde. Barış Alper olacak bu yani. Formuyla. O formuyla. Daha doğrusu gücüyle olmak zorunda zaten. Adam yılmıyor bir şekilde. Tabii. Yani. Kenan Yıldız. O zaman senin bir orta saha. Bir orta saha hakkın kaldı. Kaldı. Hani Hakan Çağlanoğlu ve Arda Güler de varken o zaman o havuzda bir de Kaan Ayhan'la başlayıp daha farklı bir şey yapabilir belki de. Yani ama şimdi kadroya bir daha bir bakmak gerekirse de, şimdi bizim kadro üzerinden konuşacaksak. Yani dün Orkun oynadı ilk 11'de. Evet. Hani İsmail olursa belki bir de Orkun da olabilir. Salih Özcan var. Yok, bence Orkun biraz daha doğru bir profil olur. Niçin? Şu anlamda. Çünkü Gürcistan'ın o kapalı savunmasına bizim şutöre de ihtiyacımız var. Yani İsmail, Orkun, Hakan gibi. Evet, İsmail, Orkun, Hakan diyelim. Yani İsmail ile Orkun'u savunma önünde konumlandırmayacağız ama. Onlar Hakan'ın sağ ve sol içinde karşılayıcı olacaklar ki biz Hakan'la beraber daha doğru iş yapabilirim, oyun kurabilirim. Evet. Zaten bir tane playmaker'ımız ileride var, Arda Güler var orada. Kenan Yıldız gibi bir oyuncumuz da var. Oyunun gidişatına göre Kerem Aktürkoğlu, herkes İrfan Can Kahveci gibi aslında çok katkı yapacak oyuncularımız da var. Ama Yusuf bizim, Yazıcı gibi. Tabii. Ama bizim net bir santraforumuz yok, biliyoruz bunu. Yani. Peki onu da soracaktım. Milli takımımızın birinci santraforu şu an kim olmalı? Yani kulüp takımı gibi değerlendiremiyoruz sen, ya. Sen rakibe göre mi oynatırdın? Rakibe göre oynatılır bence. Yoksa bir hani nasıl işte Lewandowski tamam, rakip ayırt edecek sizi. İşte oynar. Hani birinci santraforlar kim olursa olsun. İşte bizde oyuncu yok ki. Yani Icardi. Evet, oynar yani. Bizde oyuncu yok. Yani en büyük eksikliğimiz zaten bir hedef santraforumuzun olmayışı yani. Daha önceki yayınlarda da hep böyle bantlarda da konuşmuştuk hatta. Ya yani keşke Fülkürük gibi bir oyuncumuz olsaydı. Elimizde. Şu anda hemen sahaya atıp herkesi verimli hale getirebilecek bir santraforumuz olsaydı. Şimdi Barış Alper'in Gürcistan gibi bir savunmaya karşı ki santrafor oyunu da tam kafamızda canlandıramıyoruz. Zaten hep hibrit oynuyorlar. Çok değişiyorlar tabii. Noktada. Kenan oraya girecek, Barış sola geçecek. Bazen Arda ortaya gelecek, Barış Alper sağa geçecek. O sırada Kenan çıkacak falan. Birçok farklı bir şey de deneyeceğiz. Göreceğiz. En büyük sıkıntımız o zaten bizim yani. Santrafor. Santrafor. Bir de hani tamam Mert Müldür diyoruz ama sol bek sıkıntımızda Ferdi oynayamazsa orada problem tabii. Bayağı problem. Ama gerçekten hoca yetişecek dedi sakatlar. Merak umarız. Etmeyin sakatlarımız dönecek dedi. Umarız. Umarız Gürcistan maçında evet. Ferdi'yi de, Zeki'yi de, işte gerek İsmail'i de sakatların hepsini dönmüş olarak en azından Montella'nın arkadaşları çoğalmış bir şekilde Montella'nın evet. Önünde olsun kadro ki o da istediği oyunu, takımı çıkarabilsin. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Voley gündemin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Maç anında sesli yorumlar Sports'ta. Yeni nesil canlı skor uygulaması Sports. Hemen indir.